Barfiks çek Hakan mı? Hem barfiks çek Hakan. Ben kahveye sarılıyorum böyle. Kapalı workout yapıyoruz. Bu mistir artık arkadaşlar. Bu yani, şeydi. Galiba zil kırılıyordu. Ne? Soruyu bir daha sor. Duymadık ki. Yüksek bir noktaya asılan bar veya çubuğa asılarak... Şınav. Squat. Herkese merhaba. Neon Bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda Ahmet ve Karya var. Ve onlarla yaza fit bir giriş yapmak için bir fitness ipuçları videosu çekiyoruz. Şimdi onlara bir de bir quiz hazırladım. Bu quizin yanıtlarını alırken onların kendi fitness'ta yaptıkları ipuçlarını bize verecekler. Hazır mıyız? Hazır. Başlıyoruz. Şimdi quiz'i yanıtlamak için soruyu sorduktan sonra sizden ricam zile basıp cevap vermeniz. Tamam. Böyle bir heyecan olsun. Ben yalnız açı olarak biraz daha uzak kalıyorum. Ahmet'e bir avantajını düşünüyorum. Hayır, benim kolum daha uzun büyük ihtimal. Ha, neyse abi, bu her şeye rağmen iyi bir quiz geçireceğim arkadaşlar. Tamam, kahveleri dökmemenizi rica edeceğim sadece. Or, tamam. Çirkinleşmeyelim, tamam? Tamamdır. Evet, ilk sorum geliyor. Dakikada 70 zıplamayla 10 dakika ip atlayarak ortalama kaç kalori yakarız? Ama kimin atladığı çok önemli değil mi burada? Ahmet mi atlıyor, Karya mı atlıyor? Ben, işte sen benden daha fazla yakarsın. Ben... Ki belki kendime göre bir cevap, genel bir cevap verelim. Ne kadar bir atlama olacak bu? Öyle düşünmeye çalışalım. Ya herhalde 100 ile 300 arasında bir şey çıkacak. Aynen, yani ben 200'lerdeyim. İlk kim bastı? Basmadık. Ben bastım. Evet. Ve şimdi cevabı senden alacağım. 150, 160, 150 falan diyeceğim ya. 150 diyeceğim. Evet. 150 mi? Ya 150, yakın herhalde. Of. Senden de bir tahmin alalım. Tamam, İlk tahmini diyorum. Ondan aldık. Ben de 100 diyeyim. 100 diyeyim ben de. Tamam. Evet, cevabımız 140 kalori. Tebrik ederim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Kolumun avantajını kullandım evet. Evet, şimdi o zaman size şöyle bir sorum var. Şimdi ip atlama çok iyi bir kardiyo ya. Siz kardiyo olarak ne tercih ediyorsunuz? Çünkü bu da merak ediliyor diye düşünüyorum. Ben ya, dediğin gibi ip tercih eden birisiyim. Evet, kar ip atlıyor bayağı. Ya aslında yaptığımız her şey outdoor, hepsi kardiyo. Tenis oynamak, basketbol oynamak, her şey dahil. Ben bisiklet sürmeyi seviyorum. Bir de pandemi olduğu için mesela bisikletin bazı aparatları var. Arka lastiği çıkarıyorsunuz. Böyle bir düzlemin üstüne koyuyorsunuz. Çevirince de böyle zaten sabit kalıyor. Ha, evine de taşıyabiliyorsun. Ha, evet. Yani aslında şey bisikleti gibi. Fitness aynen. Spinning bisikleti gibi. Hı-hı. O da bayağı faydalı. Çünkü bisiklet bayağı karın kaslarını çalıştırıyor. İyi bir kardiyo. İp de benim hakikaten hayatımı değiştiren bir şey oldu geçen dönem biliyorsun yani. Evet. Bir ay boyunca sadece böyle bir YouTube'da izlediğim bir ip atlama şey videosu vardı böyle. Transformation videosu vardı. Onunla beraber her sabah ip atlamaya başladım. Çünkü bazen de beni şey yoruyordu yani her sabah çıkayım. Yani bir saat koşayım vesaire yapmaktansa en azından bir 15 dakika hani sabah kardiyosu olarak çıkıp ip atlamayı tercih ediyorum. Rocky gibi yani. Tabii. Aynen. Tam filmlerden çok etkileniyorum. Bir de ben bayağı evet. Çalıştım bu şeyler falan var ya hani adımlar, stepler, boxing step falan. Yapıyorlar böyle böyle evet. Böyle. Tabii. Ben de çok etkileyici görünüyor bence öyle ip atlayan biri. Bir gün kısmet olursa atlarım. Hakikaten sevinirim. Keşke hepimiz yanımızda olsaydı ya. Kaçırdık fırsatı. O zaman ikinci soruya geçiyorum. Tamam. İkinci soru. Antrenmanı sağlıklı bir beslenme programı ile desteklemek için günde kaç öğün yemeliyiz? Ya bunun da bir doğrusu yok ama şey mesela ben ya genelde herkesin şey dediği işte 3 öğün ama ara öğünlerle beraber falan zaten 5'e 6'ya geliyor. Ben bu ara 3 yiyorum ama doğrusu aslında bence 5. Tabii sık sık az az. Ha tabii tabii sık az az. Yemek çok doğru. Ne yazık ki doğrusu o ama ben hani çok geç ama şunu da yapıyoruz şey. Mesela bu hani değişiyor mesela bir anda bir çekimimiz olsa bir şeyimiz olsa işte 2 haftada çok fazla kilo vermek yağ kaybetmek istesek günde bir öğün beslendiğimiz zaman da oluyor. Sağlıksız ama kısa vadeli için doğru bir yöntem aslında. Yani şey gibi böyle Hollywood yıldızları ani kilo vermek için gibi. Çekime hazırlandıkları gibi. Ama tabii ki en sağlıklısı. Tabii uzun dönem bakarsan. Bir de kış antrenmanları yani. Döneminde mesela ağırlık antrenmanı, ağırlık idmanı yaptığımız için bu sefer ağırlık idmanı öncesinde karbonhidrat alman gerekiyor. İdman çıkıyor, idman sonrası protein almamız gerekiyor falan.
derken zaten hani sırf o idmanı içine kattığımız zaman iki öğün daha ekstradan geliyor. Gece oluyor mesela, film izliyoruz, bir şey tatlı yememiz gerekiyor. Tabii bunlar hep önemli şeyler. Oluyor ya, 5 olması lazım da tabii kolay değil yani. Ve bu sorunun cevabında sizin bu güzel bilgilerinize ve senin de sık sık az az yemek ve 5 öğün günde cevabını doğru kabul ediyorum ve tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum abi. Aslında ikiniz de kazandınız ama tabii önce basan puanı kapıyor. Evet. Üçüncü sorum. Yüksek bir noktaya asılan bar veya çubuğa asılarak... Şınav. Squat. Evet, seyircilerimiz için bitireyim. Asılarak vücudu kolları yukarı çekme hareketiyle yapılan harekete ne ad verilir? Barkes. Evet, bu gerçekten... Bu ama çok basit bir soru sevgili. Burada sorunun gireceği yöntemi anlamak bence önemli. Nereye gittiğini anlamak. Evet, bu hızlı olan kazanır sorusuydu. Evet. Bu arada barfix'te şey, çocukluğumuzdan beri mesela ben beden eğitimi derslerini hatırlıyorum ortaokulda. İşte 15-20 erkek, herkes işte beden eğitim hocası direğe çıkıyor, hadi barfix çekin. Herkes asılırdı çeker, böyle. Kariye o zamanlar mesela 10-15 tane, 20 tane çekersen her zaman çok iyi barfix çekin. Benim garip bir şekilde barfix'e karşı... Teşekkür ederim. Barfix'e sen de bu arada kendi... Hani çoğu insan bu arada ciddi antrenman yapar ama kendisini kaldırabilmek veya yani kendi vücut haliyle çalışmak o başka bir şey. Bence. Hani vücuda onu alıştırmakla alakalı. Ben ne bileyim, çocukluktan beri ona bir yatkınlığım var. Çok da seviyorum. Hani eve aldım yeni. Tamam açıkçası bir sırtını aldım. Göster artık. Şey olsun. Lütfen şurada bir... Ya ben şuraya bir asıl. Ben sürekli bir şey yapmak zorundayım. Şu an stüdyoda bu imkanlarımız yok. Dön şurada kafanı. Peki ağırlık kullanıyor musunuz? Normal barfix çekerken. Hem barfix çekerken. Ben kahveye sarılıyorum böyle. böyle. Kapalı böyle kalkıyoruz. Dördüncü sorumuza geçiyorum. Antrenman sonrası yürümekte zorlandığın egzersiz gününe ne denir? Bu leg day. Evet. Bu leg day, klasik leg day. Böyle dizler titreye. Evet. Zaten leg day'dan sonra hani biz idman yaptıktan sonra merdivende iniyoruz. Herkesin inmesi o kadar komik ki. Yani 75 yaş üstü zombi inişi o yani. Hani bacağın böyle atmalı falan. Her yeri çok acıyor tabii. Evet. Ama bizim hani genelde amacımız zaten o. Hani bütün idmanlarda bitmek lazım. O kadar iyi yapalım ki hani motivasyonumuz o zaten herhalde. Hani çok iyi yapalım. Kol çalışıyorsan kolun ağrısın, çevireme işte kapıyı açama falan. O seviyeye geldikten sonra bacakta da bitiyor. Peki hoşlanmadığınız böyle sizi çok yoran bir egzersiz olduğunda ne yapıyorsunuz? Squat'ı hiçbir erkek sevmez bence. Yani zevk alıyorum diyen de yanlış diyordur açıkçası. Squat yaparken çok zevk alıyorum. Lunch mesela, ben lunch nefret ediyorum lunch'tan. Yani yapmak zorundayız. Ama hani extension zevkli hani şöyle ağırlığı alıp yukarıya yaptım. Seviyorum. Oturuyoruz böyle sohbet. Oturduğun için keyifli. Lunch hangisiydi böyle hani? Şöyle. Aynen yürüyerek gidiyorsun ya. Benim inanılmaz sinirimi bozuyor hareket. Ve çok ağrıtıyor. Evet, çok ağrıtıyor. Ay lunch. Ama dişimizi sıkıp yapıyoruz değil mi? Böyle bir taktik. Mecbur. En önemli gün hatta yani. Beşinci sorum. Yüksek yoğunluklu ve aralıklı antrenmanlara ne denir? Bu mistir artık arkadaşlar. Bu yani, şeydi. Galiba zil kırılıyordu. Neydi o adamın adı ya? Red Kit miydi? Gölgesi miydi? Şak! Ne? Soruyu bir daha sorayım. Duymadık ki. Ben biliyorum orada cevabını. Yüksek yoğunluklu ve aralıklı. Hit. Hatta evet. Böyle iki iyiydi. High intense workout mıydı? Neydi? High intense. Bir I daha var orada da. H-I-I-T. Aynen. High intense bir şey training. Incredible falan. Incredible training. Çok yaptığımız için hakikaten yani şu dönemimizin antrenmanı hep yaza yakın. En güzel soru da bu, yaza hazırlık. Hit yani terlemeli. Evet, terlemeli zıplamalı. Ve yakmalı değil mi? Bu evet. Çok ciddi kalori yakıyor. Bizim hitimizi de söyleyelim. Biz normal idmanların öncesinde yapıyoruz veya sonrasında yapıyoruz ama bazen full geçen yaz full hit yapmıştık. 40 saniye, 20 saniye. 40 saniye bir hareket seçiyorsun, 20 saniye deniyorsun. Burada 4 hareket yapıyoruz, bir set oluyor. Başka 4 hareketli bir set daha yani oluyor. 5 dakikada wow. Zaten herkes kantar. 15-20 dakikada total bitiyor ama zaten sıra sıklamalıyorsun. Yani o günlük antrenman o kadarla bitiyor mu? Sonra, yani biz öyle yaptığımız yani bir ay oldu. Sonrasında ağırlık yapıyoruz. Anladım. Şu an öyle yapıyoruz ama geçen sene mesela Yunanistan'da falan full sadece onu yapmıştık. Atıyorum bir yere tatile gittin, direkt onu yapabilirsin yani. Evet, çok mantıklı. Tebrik ediyorum bu cevaptan dolayı. Sağ ol. Evet, şimdi 3-2 skor. Kari önde. Ve son soruya geliyoruz. Eğer bu soruyu yanıtlarsan beraberlikle sonuçlanacak. Zaten ne yapman yoksa gerektiğini biliyorsun. Evet. Ezerek yeneceksin. Basmışsın, engel olacağım. Şak! Ve böyle bir hareket. Hazırsanız son soruya geçiyorum. Tamam. Vücut profili analizi ve kilo ölçümü yaptığımız alete ne denir?
tutma taktiğim yaşar, yaramaz. Şey, tartı. Evet. Buna mı beraber kaldım ben şu an? Önemli olan ilk basmak bence, net. Aynen. Ya gerçekten zor sorular sormadığımız aşikar. Ama değişik yönden soruyoruz yani. Hani. Evet, vücut analizi falan. Vücut analizi falan. Çünkü normal bir tartı bunu yapmıyor. Bu yeni elektronik tartılar yapıyor. Akıllı tartılar yapıyor. Aslında işte kullanmıyorum. Sen evet. Tartı, ben daha çok tartıcıyım. Evet. Ya ben ne bileyim, seviyorum sabahleyin işte koştuktan sonra ne haldeyim falan. Hoşuma gidiyor yani. Evet. Sen tartı kullanmıyorsun. Ben ne halde olduğumu umursamıyorum. Hani şey ya, umursuyorum tabii ki de aynadaki görüntü yeterli benim için. Evet. Yani bir kilo olmasına gerek yok. Akıllı saat kullanıyorum ama idman yaparken. O kalori, yaktığın kaloriyi hesaplamak için bakıyorsun ona. Aynen. Bir de heart rate falan önemli. Doğru hani, hocam sen diyorsun. Atıyorum mesela bir heyecanlandım falan, kaç acaba? Günün herhangi bir anında heyecanlanınca da bakıyor musun? Evet, arada bakılabilecek. Bak mesela. Acaba sahne heyecanı bakayım falan. Evet. Gerçekten bu bir beraberlik oldu. Ve bence dostluk kazandı. Her zaman bizde öyle oluyor. Aynen. Ben memnun biliyordum musunuz? Başından beri hissediyordum zaten. Artık sıkıldık dostluğun kazanmasından. Aynen. Bir gün de birimiz kazansın istiyoruz inşallah. Biz Neon 1'de bu tip yarışmalar yapmayı çok seviyoruz. Umarım yine burada olursunuz. Ben de birinizden birinizin kazandığı o günü görmüş görürsünüz olurum. Sana. Ve kim kazanırsa onunla çılgınca kutlarız bunu. Çılgınca kutlayalım. Aynen. Çok teşekkürler. Evet, ben de çok teşekkür ederim. İpuçlarınız için de çok teşekkür ederim. Herkese bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Eğer yorumlarınız varsa lütfen aşağı bırakın. Kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın. Başka bir videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.